Sayın Aksüngel, sizinle devam edelim. Siz şimdi sizden de bir genel değerlendirme almış olalım. Meydanlardan ne okuyorsunuz? Nasıl bir eylemlilik süreci içerisinde Türkiye? Yani her şeyden önce tabii bu son gelişme de beni şaşırttı işin açıkçası tarafı. Bugün gündüz de ben bir yayında tabii Başbakanlar Kurulu'ndan ben böyle bir şey çıkacağını, yani Başbakanın böyle bir isteği olduğuna zaten inanmayan bir insanım ben. Yani ben gidiyorum Yeniçeri ayaklanmayı bastırsın diyen bir adam çünkü yani öyle bir modda. Ya ben hani bunun altında çok başka şeyler arıyorum. Farklı şeyler de vardır diye düşünüyorum. Bir kere şunu kabullenemiyor Başbakan. Buradaki kitleyi bir partinin veya bir örgütlenme yapısının meydana indirdiğini düşünerekten çok ciddi bir yanılgı içerisinde. Yani ben açıkça söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir örgütü, böyle bir insanları buraya indirebilmek şu andaki mantığı da yok. Öyle bir hikayesi de yok şu anda yani. Hiç olmadı da yani. Biz mitinglerimizi yaparken de başka bir eylem planı içerisinde miting yaptık yani. Aslında biraz da bu iş provoka olmasın diye bu mitinglerde aslında iptal edildi bizim açımızdan da. Ama şimdi ben şunu görüyorum. Özellikle mesela İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da çok ilginç bir kitle alanlarda duruyor. Şimdi Hatay'ı, Adana'yı ve diğer yerleri, Rize'yi birazcık ayırt etmek lazım. Ama özellikle İzmir, İstanbul, ki ben İzmir'de Gündoğdu Meydanı'ndaki kitleye çok ilginç bir kitle var ortada. Yani bugüne kadar bizim bunlara politik bir söylemi olmayan, depolitik bir gençlik dediğimiz bir ve üst seviye. Bakın bu çok önemli bir şey yani altından, Nike ayakkabısından, Lacoste tişörtünden, giyen sırtına çantasını alan ve yaşam alanlarında girildiğini düşünen bir kitle alanlardı. Hı. 13 yaşından 25 yaşına kadar ağırlığı olan bir kitle var ortada. Yani evinde zor tutuyorum. Ben kendi kızımı bile ben hiç böyle bir şey görmedim. Yani gece 1'de bir network var şu anda. İlginç bir network var ortada ve yaşam alanlarına müdahale edildiğini düşünüyor. Ve oranın kısıldığını düşünüyor. İzmir zaten bu konuda çok tacize uğradı zaten. Evet. Yani İzmir'de bu taciz çok ilginç bir tacizdi. Ben şöyle bir şey görmedim. Biz alanlarda çok kitleler gördük. Parti çok, biz mitingler yaptık. Demokratik kitle örgütleri, sendikalar, çok insanlardan ben kitleler duydum. Ama şu cesarette hiçbirisi olmadı. Bu kadar çok her şeye haykıran. Yani duvarları defter yapan bir kitle olmadı şu anda. Neler yazıldı bu duvarlara? Hı hı. İnanılmaz şeyler yazıldı. Evet. Yani şimdi bunu anlamakta güçlük çekiyor. Ama şuna inanıyorum ben ilk günden beri. Gerçekten kendisini padişah yerine koymuş bir edası var zaten ya. Hiç dinlemiyor, gözü kara. Ben giderken şu psikolojiden gittiğini düşünüyorum başbakanın. Ben gidiyorum. Ey emniyet, kolluk kuvvetleri. Ben dönene kadar bu işi halledin. Bakın ben bu psikolojide gitti. Zaten onu söyledi ama bir süre böyle devam eder ama ben dönünceye kadar zaten hallolmuş olur dedi. Bunu. Ama çok ilginç. Biraz önce Hakan Bey'in de değindiği benim de zaten aklımda olan bir şey. Ben yani bakanlar kuruluna girecek. Yani ben Cumhurbaşkanı'ndan zaten bu yasaları onaylayıp onaylamama konusunda hiç tereddüdüm yok. Zaten hani bakanlar kurulunda biri gibi benim için Cumhurbaşkanı. Ben çok açık söylüyorum. Bu konuda hiçbir tereddüdüm yok. Yani. Hangi yasayı geri çevirdi ki Cumhurbaşkanı zaten? Gidin şuna yeniden bakın diye mecliste. Ya bu olmamış kardeşim, şurasına en azından bakın. Ya 20 tane maddeden 2 tanesini beğenmiyorum demedi yani hiçbir zaman. Olmadı böyle bir şey. Bir şike yasasıyla ilgili konuda bir küçük bir geri gönderiş oldu. O da farklı bir şey. AKP'lilerinde mutabık olduğu bir konuydu. Hı hı. Çünkü kamuoyu baskısı vardı çok farklı bir şekilde. İşte toplum farklı bir kesimi, siyasallaşmamış bir olaydı. Onun dışında böyle bir şey yoktu. Ama bugün çok ilginç bir şey var. Ben hiç ummuyordum başbakanım böyle bir hani çıkacak, ben görüşeceğim, Taksim platformuyla görüşeceğim. Veya işte orada biraz daha dayanışma var, Taksim dayanışması da var tabii bu tarafta. 140 tane aslında bileşenden oluşan. Var. Tabii o da çok önemli ama şimdi hangi şartlarda ne konuşacak tahmin edemiyorum. Başbakanın mizacına baktığım zaman şöyle gözümün önüne geliyor ne konuşacağı tahmin edebiliyorum. Durup hiç onlara belki de söz hakkı verecek mi? Bak çok senaryo gözümün önünde evet. Böyle. Fotoğraf gözümün önünde. Ne diyecek yani? Hı hı. Şimdi buradan da çok başka bir sıkıntı da çıkabilir. İnsanlara karşı yapacağı tacizlerine. Çünkü bugüne kadar taciz etti. İlk günden beri taciz ediyor. Yani orada da taciz etti. Yani Afrika'dayken de durumu taciz etti. Yani. Ama şimdi uluslararası kamuoyunda da bir yer buldu bu iş. Bakıyoruz, hı hı, uluslararası medyada. Her gün dış basını takip ediyoruz. Dış tweetlere bakıyoruz bir tarafından. Dünyada hani Tayyip Erdoğan'la ilgili atılan tweetler bir numaraya oturdu biliyor musunuz? Bir numaraya oturdu şu anda dünyada. Yani sanatçılar değil, Beyoncé değil, öbürü değil, bu değil. Tayyip Erdoğan'la ilgili konu. Yani bunu kendisi farklı yorumlu, bugün mü yorumladı anında bir dakika içerisinde? Hayır. Çok ilginç bu yani.
Bence farklı bir şey var bunun içerisinde. Evet. Zaten şimdi Bülent Arınç'ın açıklamalarına baktığımızda da aslında o ipuçlarını alabiliyoruz. Çünkü Bülent Arınç Erdoğan'la paralel bir tavrı devam ettirdi. Dedi ki biz tamam daha önce görüştük bu temsilcilerle ama evet bir kısım talepleri Gezi Parkı ile ilgili ama birçoğu da siyasi talepler dedi.